Arı ekmeği özellikle larvaların temel besin kaynağı, yani arının gelişebilmesi için çok önemli bir besin maddesi olduğunu söyleyebiliriz. Arı ekmeği petek gözleri içerisine getiriliyor. Arı tarafından kovana sokulan polen içerisine bal, propolis, eser miktarda arı sütü, bal mumu konulduktan sonra kendi enzimlerince daha da zenginleştirilerek petek gözleri içerisine cilalanıp konuluyor. Baktığımızda zaten parlak parlak olduğunu görürüz. İçerisindeki bal mumunun da bunda etkisi var. Özellikle parlak görünmesi ve propolis içermesi. Dolayısıyla polenden en büyük farkı bu. Aslında tabii terimsel olarak açıklanması gereken belirli şeyler de var. Genellikle bizim gördüğümüz polenin hep çiçek tozu olarak nitelendirildiği. Halbuki bal arısına ulaşana kadar evet çiçek tozu. Ama bal arısıyla artık temasa girdikten sonra arının çiçek tozlarının içerisine kattığı çok kıymetli enzimler var. Bu enzimler aynen bir harç gibi çiçek tozlarını birbirine yapıştırıyor ve polen sepeti içerisine basılabiliyor. Dolayısıyla bu toplanılanlar, yani polen olarak nitelendirilenler, aslında tam anlamıyla çiçek tozu da değil. Yani arı tarafından kendi enzimlerince zenginleştirilmiş olan çok kıymetli arı poleni. Arı ekmeğinin özellikle polenden daha zengin besin içeriğine sahip olduğunu söylememiz mümkün. Polenin kullanıldığı hemen hemen her hastalığın tedavisinde arı ekmeğini de kullanmamız mümkün. Arı ekmeğinin özellikle beyindeki gri hücrelerin gelişimi üzerine etki ettiği, kreş yaşındaki çocuklarda gri hücre gelişimini tetiklediğini ve geliştirdiğini biliyoruz.